meşgul mü? Meşgul. Bir daha çevireyim mi? Hayır çevirme. Ya bunca saattir kiminle konuşuyor bunlar? Niye kafeden arıyoruz ki? Betüş Hanım'ın cebini arayalım. Ay evet doğru. Ya, bravo Firuze. Ver bakayım şu telefonu. Ha şimdi çalacak. Bu ne? Bir cep telefonu çalıyor. Bu Betüş'ün cebi. Aa, evde unutmuş. Sabah arkasından koşmuştum ama yetiştirememiştim. Suzan teyzenin cebini arayalım. Evet tabii tabii. Dur. Kaçtı numarası biliyor musun? Yok ben bilmiyorum ama Ali Bey evdeyse ondan alırız. Aa, niye bana bakıyor bu? Avni Bey evde her zamanki gibi buraya bakıyor. Siz mi gider alırsınız numarayı ben mi alayım? Aa, ben giderim. Tamam. Ver bakayım burada kayıtlı değil mi? Yok istersen bir de sen bak. Oraya değil Firuze abla. Biliyoruz. Aa, Sadık Bey bize geliyor galiba. Avni. Allah aşkına tuvalete götür beni. Üstümü yapacağım bak. Tamam halacığım hadi. Hadi bakalım bir gayret. Sadık Bey geldi galiba. Ortalık karışık. Ben onu bir karşılayayım. Durumu anlayayım. Seni sonra götürürüm halacığım tamam. Vallahi tutamayacağım daha fazla. Oo Sadık Bey hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk galiba. Hayırdır? Şey, Çileğin yarın okulda aşısı var. Kaçmış. Aa, benim bildiğim çocuklar aşı günü kaçarlar. Sizinki önceden kaçtı demek. Yani herhalde yarın zorla okula götürürüz diye korktu çocuk. Aman canım korkacak ne var? Sizinki peri. Söyler öğretmen ne olmaz. Niçin gelmiştiniz? Yani ben Betüş'ü bulamıyorum. Sonra kafeyi arıyorum sürekli meşgul. Sonra Betüş cebini evde unutmuş. Anladım. Şimdi siz benden Suzan'ı aramamı istiyorsunuz. Tabii ararım. Hemen ararım canım. Bravo Avni Bey. Yani leblebeden leblebiyi anladınız. Ay çok özür dilerim Evban teyze. Ben telaştan sizi göremedim. Kusura bakmayın. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Allah Allah. Açmıyor Sadık Bey. Şey küs falan mısınız? Ondan mıdır? Hayır canım beni nereden bilecek? Bizim telefon numarası gizli. Suzan Hanım cevap vermiyor. Kafe meşgul. Kesinlikle ortada bir terslik var. Ben gidip bir bakayım var ya. Bu arada çocuklara haber vereyim de merak etmesinler. Aha Sadık Bey bir saniye. Ben de sizinle beraber geliyorum. Halıcığım birazdan tutarsın değil mi? Avni! Bak ne diyeceğim içinden 100.000'e kadar say. Biz hemen gidip geliriz. Hadi Sadık Bey gidelim. Gidelim yani halam biraz sıkışmış. Önemli bir şey değil. Biz gidelim. Aa, yok. Siz kalın ben hallederim tek. Olur mu canım? Küçük Pelin'in olduğu bir olayda ben olmaz mıyım? Hadi gidelim bir an önce gidelim. Sen de saymaya başla halıcığım. Bir, iki, üç, dört, beş. Bulabildiniz mi Suzan Hanım'ı? Maalesef bulamadık. Yani o da cevap vermiyor tabii. Biz kafeye gidiyoruz tamam mı? Ulaşamayınca hiçbir şey öğrenemiyoruz tabii ki. Doğru. Biz de gelelim mi baba? Hayır efendim. Siz oturun ders çalışın lütfen. Biz size haber vereceğiz. Mevhibane teyze evde yalnız mı bıraktınız? Ya hemen gidip döneceğiz canım. Yok Firuze. Sen Mevhibane Hanım'a git bir bak tamam mı? Kadıncağızın durumu hiç iyi değil. Hı? Altına kaçıracak garip. Ben hemen gidip bakayım o zaman. Firuze Hanım isterseniz bunu vereyim kapıyı çalmayın. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. On yüz bir. On yüz iki. On yüz üç. On yüz dört. Ne yapıyorsunuz Mevhibe Hanım teyze? Oh, seni bana Allah gönderdi evladım. Tuvaletim var. Avni aklını perilerle bozduğu için götürmedi. Sen sayı say, ben eve dönünce götürürüm dedi. Uf, ben de sayıyorum. Üzülmeyin canım, ben götürürüm sizi. Sahi mi? Onun için geldim zaten, size göz kulak olayım diye. Allah senden razı olsun güzel kızım. Avni de gelin de yapmaz bu iyiliği. Ay, olur mu öyle şey? Ay, ay, ay. Yavaş, gidelim. Ah, Mevhibe Hanım teyze. Allah, ne muradım var.
varsa versin. Ne var bunda büyütülecek canım? Komşu değil miyiz şurada? Allah senden razı olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.